Kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum Edebiyat Atölyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu 36. çevrim içi programa, o programda Orhan Pamuk'un Sessiz Ev adlı romanını konuşacağız. Orhan Pamuk'un Sessiz Ev adlı romanına geçmeden önce Biliyorum Edebiyat Atölyesi hakkında bilgi vermek isterim. Biliyorum 14 yıl evvel kurulan okuma ve anlamlandırma etkinliğidir. Amacı okur olmayı, kitap tüketicisi haline gelmekten çıkararak sanat eserlerinin ne söylediğini idrak etmeye yönelik okumalar yapmadır. Büyüyorum faaliyetlerinde nicelik ve nitelik bakımından büyüyen, farkındalık kazanmış okurların değerlendirmeleri aracılığıyla metinle işbirliğine girerek yaratma sürecine katkıda bulunur. 14 yıllık süreçte yaklaşık 200 toplantı gerçekleştiren Büyüyorum, çağın şartlarına uyarlanarak dijital ekran faaliyetlerinde devam etmektedir. Büyüyorum Edebiyat Atölyesi 19 Cuma günüyle beraber 20 olacak. Trabzon Okuyor Projesi 36 bugünle beraber Büyüyorum etkinliği, 13 katı seminerleri ve 7 özel başlıkta program olmak üzere toplam 73 çevrimiçi buluşmaya, 75 çevrimiçi buluşmaya ev sahipliği yapmıştır. Bu bağlamda okuma ve anlamlandırma serüvenimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılında bu aile beraber son olacak. Yeni dönemde yeni kitaplara devam edeceğiz. Öncelikle hepinize tekrar hoş geldiniz demek isterim. Bugünkü konumuz Orhan Pamuk'un Sessiz Ev romanı. Bu romanı incelerken önce mekan odaklı inceledik. Sonra zaman odaklı ve ondan sonra da karakter ve kişiler bakımından inceledik, incelemeye çalıştık. Sizin de katkılarınızla keyifli bir söyleşi olacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede Karadeniz Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Serap Yağız bize Sessiz Ev romanında zaman başlıklı bir anlatım, aktarım gerçekleştirecektir. Aynı şekilde de Serap Yağız arkadaşımızdan sonra Emirhan Aytekin Karadeniz Teknik Üniversitesi lisans, Türk Dil ve Edebiyatı bölümü lisans öğrencisi, birinci sınıf öğrencisi Emirhan da muhtemelen ikinci sınıf öğrencisi olmuştur diye düşünüyorum. Sessiz Ev'de zaman algısını bize aktaracaktır. Mekan ve zaman başlıklarının odağında daha sonra okurlarımıza hepiniz bildiğiniz üzere Sessiz Ev romanlarının karakter yapılarını, kişiler düzlemini açıklamaya çalışacağız. Şimdi ben sözü Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden az önce bahsettiğim gibi Serap Yağız'a devrediyorum. Buyurun Serap, söz sizindir. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli konuklar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam size Sessiz Ev'de mekan algısı konusundan bahsedeceğim. İlk olarak mekanın Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığını aktarmak istiyorum. Mekan, yer, ev, yurt demektir. Romanda mekan ise belirli özelliklerle roman karakterlerini yaratan hem de roman karakterlerinin psikolojik dünyalarına ve hayatı anlamlandırmalarına göre yeniden şekillendirilen bir yer olarak konumlandırılır. Sözlerime Orhan Pamuk'tan bir alıntı ile devam etmek istiyorum. Eğer bir romanın içindeysek eşyalar, mobilyalar, odalar, sokaklar, ağaçlar, orman, manzaralar, pencereden dışarısının görünüşü, her şeyi bize kahramanın ruh halinin bir parçası olarak göründüğünü söyler. İnsan yaşadığı mekanla anlam kazanan bir varlıktır. Yani insan içinde yer aldığı mekanı algılayan, kendi konumunu bu yapı içinde belirleyen ve kendisini bu çevre içinde hareket alanı sağlayabilen bir bilinç ve görüş yeteneğine sahiptir. Mekan, romanda kişiler üzerinde belirleyici temel unsurlardan biridir. Romanda açık ve kapalı mekanlar vardır. İstanbul, Cennethisar fiziksel olarak açık mekan örnektir. Nilgün karakterinin düzenli olarak uğradığı plaj ise açık mekan örnektir. Fatma Hanım'ın yaşadığı konak fiziksel olarak kapalı mekandır. Hasan'ın ailesiyle birlikte yaşadığı ev, Metin'in arkadaşlarıyla eğlenmek için katıldığı partilerde fiziksel olarak kapalı mekanlarda geçer. Ev, toplumun ve ailenin devamlılığının sağlanmasında etkin bir konuma sahiptir. Her evin bir ruhu vardır. Evin ruhu içinde yaşayan insanların üstüne siner. Ev, toplumu yansıtan ayna konumundadır. Toplumun yaşadığı hayat, geçirdiği değişimler evler üzerinden gözlemlenir. Geçmişle bağ kurmada toplumda kendine yer edinmek ve kendini tanımlamak için önemli bir yere sahip olan ev, roman kişileri tarafından bir sorun haline getirilir. Sessiz Ev romanının merkez
ögelerinden biri olan ev, yaklaşık 70 yıldır ayakta duran Avrupa usullerine göre inşa edilmiş bir mekandır. Ev bir sığınak, barınak olarak tasarlanmışsa da ilerleyen zamanlarda izole edilmişliğin, yalnızlığın sembolü halini alır. Selahattin Bey ve Fatma Hanım da bu evde önce birbirlerine yabancılaşırlar. Selahattin Bey'in şu sözleri gelecekte olacakların habercisidir. Çocukların her biri için ayrı bir oda yaptırıyorum. Çünkü herkes kendi odasına kapanıp kendi kişiliğini geliştirebilmelidir. Selahattin Bey ve Fatma Hanım İstanbul'dan ilk geldiklerinde deniz kenarında sakin ve huzurlu bir yer olan Cennet İster. Yıllar sonra modernleşmenin etkisiyle kalabalıkların akın ettiği bir mekana dönüşmüştür. Selahattin Bey'in Cennet İster'e ilk geldiklerinde inşa ettiği batılı tarzda modern ev, zamanın geçmesiyle eskimiş, yıpranmış bir hal alır. Ev asıl özdeşleşen kişi ise Fatma Hanım'dır. Eski çevresindekilere garip görünen sessiz evde tıpkı Fatma Hanım gibi sıkıntılarla dolu bir geçmişe sahiptir. Fatma Hanım için sessiz ev eski hatıraların olduğu bir mekandır. Fatma Hanım hem evli olduğu dönem içerisinde hem de eşi öldükten sonraki dönemde odasında kalmayı sürdürmektedir. Odadan çıkar ve bir şeylerin yerini değiştirirse hatıraların zarar göreceğini düşünmektedir. Ev ve oda Fatma Hanım için geçmişi simgeler. Kitaptan bir alıntıyla örnek vermek istiyorum. Uzanıp tabaktan bir kayısı aldım, yiyor, bekliyorum. Hayır, bir yararı olmadı. Buradayım, gene eşyalar arasındayım. Düşüncede değil. Masanın üzerine bakıyorum, saat 12'ye 5 var. Saatin yanında kolonya şişesi, yanında gazete, yanında mendil. Öyle duruyorlar, onlara bakarım. Bakışlarım üzerlerinde gezinir ve bana bir şey söylesin diye yüzlerini yoklar. Ama o kadar hatırlatmışlardır ki artık söyleyecek şeyleri kalmamıştır. Yalnızca bir kolonya şişesi, gazete, mendil, anahtar ve saat. Bir an arkasından bir başkası ve bir daha küçük ve oradan oraya giden düşüncem. Sakın takılma bu anlardan birine. Sıçra, çık dışarı, dışarı çıkalım hadi, zamanın ve odanın dışına. Fatma Hanım'ın rahat edebileceği tek yer kendine ait hissettiği evi ve odasıdır. Bu sebeple ev odası olgusal olarak geniş bir mekandır. Apartmanlar, dükkanlar, sokaklarda bulunan afişler, vitrinler, plajdaki insanlar, kalabalık, çıplaklık Fatma Hanım'ı tiksindirecek çirkinliktedir. Kitapta şöyle aktarılmıştır. Şimdi başımı kaldırınca şu apartmanlara, dükkanlara, kalabalığa, yarı çıplaklara bak Allah'ım. Plajın içinde bakma Fatma, o ne gürültü öyle, hepsi üst üste, alt alta. Bak senin cehennemin yeryüzüne indi Selahattin. Apartmanları, duvarları, plastik yazıları, afişleri, vitrinleri, renkleri. Ama hemen gene başlıyorum iğrenmeye. Aman Allah'ım ne çirkinlik. Bakma artık Fatma. Selahattin Bey İstanbul'da yaşanılacak bir ortamın kalmadığını söyler. İlerleyen zamanlarda ise kendisini İstanbul'un dışına çıkmaya zorladığından ötürü Talat Paşa'ya minnettar olduğunu ifade eder. Bir zorunluluk olarak başlayan bu sürgün gönüllü bir şekilde sürmeye devam eder. İlk olarak Paris'e gitmeyi düşünür. Orası olmazsa sırasıyla Selanik, Şam, İskenderiye, Cenevre, İzmir, en son olaraksa Trabzon'un razı olduğunu belirtir. Sonunda Cennet Sar'a karar kılar. Cennet Sar'ın doğallığı onu etkilemiştir. Onun için Cennet Sar ve sessiz ev yaratacağı yeni toplum ve insandır. Cennet Sar, Selahattin Bey için olgusal olarak geniş bir mekandır. Selahattin Bey'in batının aydınlığını doğaya taşımak için kurduğu laboratuvar 1980'de aile bireylerinin uğramadığı köhne bir yer olarak betimlenir. Yüzlerce şişe, cam kırıkları, sandıklar, kutunun içine atılmış kemik parçaları, eski gazeteler, paslı makaslar, cımbızlar, anatomi ve tıp üzerine Fransızca kitaplar, kutular dolusu kağıt, tahtalara yapıştırılmış kuş ve uçak resimleri, gözlük camları, yedi renge bölünmüş bir daire, zincirler, küçükken pedalına basıp arabacılık oynadığım dikiş makinesi, tornavidalar, tahtalara iğnelenmiş böcek ve kertenkeleler üzerinde İnhisarlı İdaresi yazan yüzlerce boş şişe, eczar şişelerine doldurulmuş, etiketlenmiş türlü çeşitli tozlar, bir saksı içinde mantarlar. Faruk babaannesinin evini gördüğünde hissettiği olumsuz duyguları şu sözlerle dile getirir. Her gelişimde sanki daha da eskiyip boşalan evi kasvetle seyrettim.
Ahşap doğramaların boyası dökülmüştü. Sarmaşıklar yan duvardan ön duvara atlamıştı. İncirin gölgesi babaannenin kapalı panjurlarına vuruyordu. Alt katın pencere demirleri pas içindeydi. Tuhaf bir duygu sardı içimi. Daha önce alışkanlıktan fark edemediğim korkunç bir şeyler vardı sanki bu evde. Şimdi şaşkınlık ve kaygıyla seziyordum. Büyük ön kapının bizim için açılmış hantal kanatlarının arasından gözüken babaanneyle Recep'in içerideki nemli ve ölü karanlığını seyrettim. Faruk karakter için sessiz ev sakinlik anlamı taşımaktadır. Ev onun için işinden ve iş dünyasındaki çalkantılarından bir çıkış, rakısını içebileceği, Nilgün'le sohbet edebileceği bir yerdir. Faruk karakteri için sessiz ev fiziksel olarak kapalı, olgusal olarak geniş bir mekandır. İşinden dolayı Gebze onun için daha stres dolu bir yerdir. Geçmişte olmuş bir hastalığı ve onun yansımalarını araştıran bir tarihçi olarak çok fazla okuma gerekliliğinde olan Faruk karakteri bu yüzden Gebze'yi sevmez. Hasan karakteri için sessiz ev Nilgün'le ilişkili anlam taşımaktadır. Hasan'ın Nilgün'e hissettiği sevgi bir müddet dile getirilmiyor olsa da sahil kısımlarındaki betimlemelerde de anlaşılacağı üzere Hasan'ın sessiz eve gitmeyi istemektedir. Sessiz ev onun için Nilgün'ü ondan uzak tutan bir mekandır. Gebze onun için yaşamı simgelerken yaşadıkları sonucunda Gebze onun için günahkarlığı simgelemeye başlamıştır. Olgusal olarak daralıp kapanan bir mekana dönüşen evde durmak istemeyen Hasan kendini sokaklara atar. Bütün gün sokaklarda gezindikten sonra akşam eve dönmek yaz tatilinden sonra okula dönmeye benziyor diyerek evin karşısındaki sokakları yüceltir. Metin karakteri ise evin taşıdığı anlam ve değeri bilmez. Evi sadece geleceği inşa etmek için kullanacağı maddi bir değer olarak görür. Evi yıktırma konusunda kendisini desteklemeyen abisine ve abisine karşı öfke duyar. Sağsan en azından 5 milyon edecek bir arsanın üzerinde oturuyorlar ama yemeklerini yedikleri tabakları kenarları kırıktır. Çatal bıçaklar birbirini tutmaz, tuzluk diye cücenin pasta çiviyle deldiği eski bir ilaç şişesini kullanırlar. Ve 90 yaşındaki zavallı babaannenin her yere döke döke yemesini hiçbir şey demeden katlanırlar. Sarhoş olarak eve geldiği bir akşam babaannesini ikna etmek için yalvarır. Bu köhne evi yıkalım babaanne. Anlamıştım. Bu evi yıkalım, yerine büyük bir apartman yaptıralım. Yapsatçı yarısını bize verir, hepimiz için iyi olur. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hepimize para lazım babaanne. Bu gidişle yakında bu evin mutfak masraflarını karşılanamayacak. Bizim mutfak diye düşünüyorum ben. Küçükken karanfil ve tarçın kokardı bizim mutfak. Hiçbir şey yapılmazsa yakında Recep'le burada aç kalacaksınız. Bu döküntü evde aç ve soğukta oturmak, güzel ve sıcak bir apartman dairesinde oturmaktan daha mı iyi? Metin aklına geçirdiği her şeyi babaannesine söyler. Evin yerine apartman yapılırsa istediği paraya kavuşabilecek. Amerika'da üniversite okuyup ülkesine döndüğünde çok zengin olabileceğini düşünür. Fatma Hanım evini yıkılarak yerine apartman yapılmasına izin vermemektedir. Metin için ev fiziksel olarak kapalı, olgusal olarak da dar bir mekandır. Metin aşık olduğu Ceylan'ın evindeki eşyaları gördüğünde eşyalar ona zengin ve mutsuz insanların yaşadığı Amerikan filmlerindeki evleri çağrıştırır. Beton evin alt katının açık kapısının içinde korkutucu mobilyalar vardı. Amerikan filmlerinde zengin ve mutsuz karı kocalar ellerinde viski bardaklarıyla bağırışarak evlilik sorunlarını tartışırlarken böyle mobilyalara otururlar. Sanki evin içinden gelen zenginlik ve lüks kokusu bana senin ne işin var burada diyecek gibiydi. Ama düşündüm ve rahatladım. Ben hepsinden zekiyim bunları. Çok zengin olmak isteyen Metin, bir akşam arkadaşlarıyla beraber gittiği Bağdat Caddesi ile ilgili fikirlerini şu sözlerle dile getirir. Bağdat Caddesi'ne çıktık. İğrençliğini gizlemediği, sahteciliğin açıkça ortaya koyduğu için bu caddeyi çok severim. Hayatın sürekli bir ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığını söylemek ister gibidir bu cadde. Sanki her şeyin üstünden sahte olduğu açıkça yazar. İğrenç apartman mermerleri, iğrenç plexiglas panolar, tavanlardan sarkan iğrenç avizeler. Ya aydınlatılmış iğrenç pastaneler, kendini gizlemeyen bütün bu iğrençlikleri seviyorum. Ben de sahteyim, ne mutlu, hepimiz sahteyiz. Metin'in dış
dış dünya algısı zengin insanların yaşadığı muhit olan Bağdat Caddesi üzerinden aktarılır. Evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelmiş olan Recep, cüce olması sebebiyle toplum tarafından dışlanmıştır. Dışarıda insanları küçümseyen bakışları ve alay eden sözleri sebebiyle mutsuz olan Recep, kendini yalnız hissederek eve döner ancak evde de rahat edemez. Bahçede sessizleşir bazen. Cırcırlar, bazen fışırdayan ağaçlar ve uzakta. Bütün yaz boyunca bahçe duvarlarının ötesinde yaşayan insanların ağaçları asılı renkli lambaları, arabaları, dondurmaları ve selamlaşmaları. Kışları onlar da olmaz ve duvarların ötesinde ağaçların sessiz karanlığı beni ürperdir. O zaman bağırmak isterim, bağıramam. Büyük hanımla konuşmak isterim ama o konuşmaz, ben susarım. Ve insan nasıl böyle sessiz kalabileceğine şaşarak bakarım. Recep için ev olgusal olarak dar bir mekandır. Sonuç olarak roman adını veren köhne ve eski ev mekan ilişkisi bağlamında kişiler tarafından farklı biçimde algılanır. Batman'ın için evin kaybedilmesi geçmiş ve geçmişle bağlantılı anıların yitimidir. Bir bakımı ölümle özdeştir. Ona hayata bağlayan, geçmişle köprü vazifesi kuran evdir. Bidin için hayallerine ulaşmada bir araçtır. Kişinin mekana verdiği değer ona yüklediği anlama bağlıdır. Kahraman mekanın varlığı ile ilişkilendirilerek kendisini var eder. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola, biraz heyecanlıydım, kusura bakmayın. Biz teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Hem kişiler üzerinden hem mekan üzerinden ele alman bizim için gayet doyurucu bir sunuydu. Şöyle bir durum var. Bu konuda devreye biraz da konu romanı da açmak gerekirse Sessiz Ev 6 karakterin 6 kişinin özelinde genişleyen bir roman, katman katman onların hayat hikayeleriyle katmanlı ve bu kişileri bir araya getiren tek çatı köşk. Çünkü aynı zamanda burada mekan algısında 1980'lere gelindiği zaman Metin evin satılmasını ister ve evin kuruluş tarihi de aslında İttihat ve Terakki'nin son dönemleri, Cumhuriyet'in Osmanlı'nın son döneminde başlayan ve yeni olan bir köşkten daha sonra 1980'lerde harabe konumuna gelmiş, içinde 90 yaşında bir kadının yaşadığı, bir cüceyle beraber yaşadığı bir konak, bir köşk haline gelmiş bir durum söz konusu. Yani politik olarak da okumaya müsait olan Sessiz Ev aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de kuruluşu itibariyle o yenilik, işte evi yaptıran Selahattin Darwinoğlu'nun işte dinden aşırı derecede uzak bir insan, ateist olarak kendini nitelemesi ve dinin her şeye engel olduğunu düşünmesi ve İslam'dan uzaklaşması ve burada çok mutlu olması. Daha sonra oradaki algının da gitgide değişmesi ve köşkün eskimesiyle fikirlerin de eskimesi ve köşkte yok olması da aynı düzlemde beraber veriliyor. Yani mekanın çürümesiyle fikrim ve politikanın da çürümesi, aynı zamanda siyasi düzenin de çürümesi aynı düzlemde ilerliyor. Bu bağlamda baktığımız zaman Sessiz Ev, eserin adında bir mekan ismiyle beraber başladığı için önce mekan algısı üzerinden başlamak istedim. Aslında her karakter, her kişisinin, her karakterinin farklı dünyalardan gelmesi ve devam etmesini konu ediliyor. Başta 6 tane karakter var. Bir çizmek istersek panoramayı, yani size bir anlatmak adına da söylemek istiyorum. Sessiz Ev, sesin kesilmesi ve bunun evin içinde olmasını. Yani evin, normalde ev dediğimiz şey ses ile var olur. Birilerinin varlığı bütün dünya yaşanır kılacağı gibi evi de yaşanılan, yani hayat olan yer konumuna getirir. Öncelikle roman direkt olarak evin sessizleştiğini, yani içindeki insanların yok olduğunu, yok almaya yüz tuttuğunu bize gösteriyor. İşte bu çerçevede de roman kendi olay örgüsünü kişilerin hayat hikayesiyle beraber oluşturuyor. Yani iç içe geçmiş, elektronik edip olay örgüleri mevcut. Eserden biraz bahsetmek gerekirse Orhan Pamuk'un yabancı da çevrilen ilk eseridir Sessiz Ev. Yazarın Cevdet Bey ve oğullarından sonra çıkan ikinci kitabı. Ama birinci kitapla ikinci kitabın basımı yakındır. Çünkü ilk kitabın çıkması uzun sürmüştür. Eser 1991 yılında da Avrupa Keşif Ödülünü aldı. Çoğul anlatıcılık kurgulanan eserde de 32 bölümden oluşuyor ve her kişi anlatıcı konumunda yer alıyor. Bu durum aslında kopuk öznelerin yer aldığı olay örgüsünü de teknik olarak tamamlıyor. Selahattin ve Fatma evleniyorlar. Onların bir tane çocukları oluyor, Doğan.
kaymakamdır. Gül'le evleniyor ve bunların çocukları var. Faruk, Nilgün ve Metin. Faruk tarihçidir, alkoliktir ve aynı zamanda hem akademisyen hem alkolik hem de kısırdır, çocuğu yoktur. Nilgün daha çok solcu olarak nitelendirilir eserde ve kendi sesi olmayan tek karakter Nilgün'dür. Yani anlatıcılık hiçbir şekilde Nilgün'e geçmiyor. Biz Nilgün'ün hayat hikayesini işte Metin'den, Faruk'tan, özellikle Faruk'tan öğreniyoruz veya Hasan olan durumuyla öğreniyoruz. Ve bir de Metin var. Metin de küçük çocuk. İşte bu az önce mekanlarda bahsettiğimiz köşk yap olsun ve Amerika'ya gitsin daha zengin olma derdinde olan, aslında köksüzlüğü ifade eden ve yol olan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Selahattin Bey'in Fatma Hanım eşi ama bir de hizmetçiden iki tane çocuğu var. Bunlardan bir tanesi Recep, bir tanesi İsmail. Tabii ki Fatma Hanım bu durumu biliyor. Cennet İster'de hizmetçisinin Selahattin Bey'in alkol anlatılıyor. İşte alkol aldığı gecelerde özellikle hizmetçinin yanına gidiyor ve iki tane çocuğu oluyor hizmetçiden. Bu çocukları daha sonra işte Doğan Bulut getiriyor köşke. Fatma Hanım bu çocukları dövüyor. Aynı bir şekilde şiddet uyguluyor. Bu şiddet sahneleri de çok ciddi anlamda önemli. Ve bu dövme kaynaklı, doktora gidildiği zaman dövme kaynaklı Recep cüce kalıyor. İsmail de topal oluyor. Recep eserde baştan sona köşke sadık kalan tek karakter. Ve hanımını hiçbir şekilde bırakmıyor. Benim tabirimle ben kraliçe diyorum Fatma Hanım'a. Romanın kötü kraliçesi, yani kötü ya da iyi yönleri de var ya da kötüleşmiş, iyiden kötüye giden çizgide bir kraliçesi var Fatma. Ve bence az önce baş kişi tartışması yaparken Burak'la eserde birkaç tane baş kişisi var diye düşünürken bence baş kişi babaanne. 90 yaşına gelmiş ve bir tarihi yaşayan ve bütün olayların merkezinde olan kişi olarak düşünüyorum. Bu çerçevede de Recep, Uşak ve Cüce olarak romanda alırken kardeşi İsmail de mini piyangocu. Yani bir şans bekliyor. Nasıl ki hayatın Selahattin Bey'in ansiklopediyi yazarsa hayatının değişeceğini düşünüyorsa ya da Metin köşkü yıktırırsam ancak refah ederim, zengin olurum diye düşünüyorsa İsmail de piyangodan zengin olmayı hayal ederek mini piyangocu olan bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde de İsmail'in oğlu var. Recep'in oğlu yok, çocuğu yok. Yani burada soy aktarımı da kesiliyor. Doğan'ın oğlu var Faruk. Kısır ve çocuğu olmayacak. Metin'in zaten böyle evlenmeye da şeyle ilgili bir altyapısını görmüyoruz. Sadece zengin olmakla ilgileniyor. İsmail'in tek oğlu var Hasan. Hasan da ülkücü olarak nitelendiriyor arkadaşlarıyla beraber. Ve Nilgün'ü aşık, sağcı Hasan, solcu Nilgün'ü öldürüyor. Bu çerçevede bir kişiler dünyasının çerçeve vakası bu. Tabii ki son karakterler düzleminde Metin'in arkadaşları, Hasan'ın arkadaşları yer alıyor. Ama aslında Sessiz Ev'in etrafında gerçekleşen bütün olay silsilesinin bir şekilde değindiği ya da çarptığı kişi ise kraliçe, Fatma, babaannem. Bu çerçevede de geçen bir zaman söz konusu. Eser hem sosyal zaman olarak İttihat ve Terakki döneminden başlayıp 1980'lere kadar gelen bir süreci kapsıyor. Bu geniş zaman diliminde ise 3 tane torunun babaanneyi ziyaretiyle beraber zamanında boyut atlaması söz konusu. Zaman konusuna gelmişken de sözü ben Emirhan'a devretmek isterim. Sessiz Ev'de zaman algısında söz sizde Emirhan, buyurunuz. Değerli hocalarım, değerli misafirler, herkese iyi akşamlar. Sessiz Ev'de ilk önce romanın yazıldığı tarih, yani Orhan Pamuk'un yayımladığı tarih 1983 olarak biliniyor. 1983 yılında Orhan Pamuk bu kitabı yayınladığında ülkemizin kitabın içeriğine baktığımız zaman ülkemizdeki daha önce de yaşadığımız sıkıntıları, sağcı solcu çatışmalarının siyasal olayları, Osmanlı'nın çöküşü, Cumhuriyet'in gelişiyle alakalı olaylara da bu kitapta değiniyor tabii. Roman 3 kuşaktan anlatılıyor. 1880'lerin sonuyla 1900'lerin başından başlıyor olay aslında. 1880'lerin olduğunu nasıl anlıyoruz? Şimdi kitapta
5 tane anlatıcımız var. Nilgün karakteri de var ama Nilgün'e Emre hocam dediği gibi herhangi bir söz verilmiyor. Sadece 5 kişi anlatıyor kitabı. Recep ilk başta karşımıza çıkıyor karakterlerden. Recep bize sadece kendini yaşadığı zamanı anlatıyor. Daha öncesinde ne bir geriye dönüş ne de ileriye bir sıçrayış olmuyor. Ancak daha sonrasında Recep'in anlatışından sonra büyük hanım, Fatma hanım veya büyük anne de babaanne diye seslenirler. Büyük hanım genellikle bize geriye dönüş tekniğiyle Selahattin Bey'le yaşadığı olayları anlatıyor. Bu olaylarda ilk başta evlilik zamanında yaşadığı işte Talat Paşa tarafından İstanbul'dan sürgün edilip Cennet Hisar'a gitmesini anlatıyor. Burada o kitabın ilk başlarda 1800'lerin başın sonlarında olduğunu da tespit etmiş olabiliyoruz rahatlıkla. Ardından Fatma Hanım sürekli yaşadığı olayları, Selahattin Bey'le yaşadığı olayları bizlere net bir şekilde aktarıyor. Ancak daha sonrasında Fatma Hanım'ın işte üstüne hizmetçili olan çocuğu işte Recep doğuyor. Recep'in de akrabalık bağını yine Emre Hocam bahsetmişti. Ardından Metin karakteri yine zengin olma peşinde devam eden bir karakter olarak devam ediyor. Metin Faruk da tarihçi, sadece yine alkolik ve yine kendi zamanını bizlere anlatıyor. Ardından Hasan karakteri bizim için en büyük, yani bana kalırsa en büyük etki eden bir karakter. Çünkü yine Nilgün'e olan aşkından dolayı hem siyasal olaylardan, yaşadığı siyasal zamanlardan Hasan'ın sağcı olması, Nilgün'ün solcu olması, çatışması da ortaya çıkıyor zaman aralığında. Nilgün karakterini sürekli takip edip aşkını itiraf etmeyi vakit bulamadığı için daha sonrasında yaşadığı kötü bir hadiseyle de aşkından bize Nilgün'ü de öldürdüğünü gösteriyor. Ardından baktığımız zaman kitabın içeriğine 3 kuşak demiştik. Her bir torun zengin olmayı hayal eden, işte biri alkolik, biri de devrimci oluyor. Nilgün'ün sol görüşlü olduğunu nereden anlıyoruz diye soruyoruz, kitapların içeriğine bakıyoruz. Sol görüşlü olduğunu anladığımız yer, Nilgün denizden çıkıp gazete almaya gidiyor bakkala. Hasan da tabii takip ediyor bu olayı. Hasan takip ederken Cumhuriyet Gazetesi alıyor. Cumhuriyet Gazetesi o dönemin solcuların, sol görüşlü insanların kullandığı gazete oluyor. Ardından takip ediyor ve orada Hasan karakteri bize demek Nilgün'e sen de o komünistler gibisin diye bir atıfta bulunuyor. Bu da romanın bize sağ-sol çatışmanı, ayrımını da bize gösteriyor. Ardından bir kontrol ediyorum. Biraz heyecanlandım, kusura bakmayın. İlk defa anlatıyorum da. Nilgün karakterinin öldürülüş hikayesi var. Bu yine sağcı solcu çatışmasından önümüze çıkıyor. Nilgün karakterini yine de arkadaşlarının Hasan'ın arkadaşlarını gaza getiriyor. Daha sonrasında Hasan onu kıstırdığı zaman yerde demek sen de sol görüşlüsün deyip dövmeye başlıyor ve Nilgün karakteri yine sessiz sedasız bir şekilde. Aslında bu sessiz sedasız olmasının sebebi yine kadının bastırılmış olması, kadın erkek eşitliğinden ve o sokakta dayak yerken, dövülürken hiçbir toplumunda karışmaması, buradaki erkeğin kadından üstündür anlayışı ön plana çıkıyor. Bu ön plan daha öncesinde bizlere romanın başına da veriliyor ki Fatma Hanım evlenmeye karar verdiği zaman babası ona sakın erkeklere soru sorma, merak kadınlar içindir dediği zaman da Fatma Hanım'ı sorgulama anlayışını bırakıp sadece erkeğe hizmet edip ne derse desin Selahattin Bey'e hiçbir soru sormadan yaşamasını bizlere roman burada vurguluyor. Yine burada bir kadın erkek eşitsizliğinde ön planda zaman algısında da bulabiliyoruz. Bu şekilde anlatacaklarım var. Daha fazla üstüne şu an bir şey katamıyorum. Teşekkür ederiz Emirhan. Şöyle ki evlenirken Fatma Hanım'a diyor ki babası 16 yaşında daha bu arada evlendirirken seni bir doktor istiyor işte falan vesaire. Fatma Hanım'dan bunları dinliyoruz, anlatıcı Fatma Hanım bu bölümde. Diyor ki erkeklere fazla soru sorulmaz, merak kediler içindir diyor.
Bu noktada dedim ya, Sessiz Ev'in zaten üzerine yazılan, çizilen çok eser var. Bunları aslında onlardan bahsetmek gerekir. İşte Bahti'nin kuramına göre okunmuş olduğu bir tez var. Aynı şekilde köşe yazıları var çok fazla. Burada konuştuğumuz birçok şeylerde, tespitlerde aslında o yazılara dayanıyor. Yine Füsun Akatlı'nın yazısı var. İşte bu işte Serdar Rıfat Kırkoğlu'nun yazısı var ki 1984 Çağdaş Eleştiri'den. Bunlara değinmek isterim. Aynı şekilde Ahmet Kuyaş'ın sanat olayı yine 1984'te köşe yazısı var. İlk çıktığı gibi Abidin Dino'nun yine bir yazısı var. Özellikle bir kopukluk ve özellikle alakalı. Bu şekilde işte Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da çıkan özellikle basıldığı dönemde çok fazla yazı var Sessiz Ev'le alakalı. Ama spesifik olarak Türkiye'de yapılan çalışmalara baktığımızda da yüksek lisans tezleri olarak Sessiz Ev'in alındığı da biliniyor. Sessiz Ev işte güç iktidar olarak okunabilir, politik olarak okunabilir. Sadece mekan üzerinden gidersek bir köşkün, bir kaçışın İstanbul'dan İstanbul'a 2 saatlik mesafede olan bir yere giriş, adı da Cennet Hisar. Ama bu Cennet Hisar kelimesi de bakın Cennet ve Hisar kelimesini yan yana düşünün. Duvar, Hisar, eski olan ve bunun cennete gitmek için de aslında dörülü bir duvarlarla dolu olduğunun inlemesi söz konusu. Yani cennet ama giremezsiniz. O eski duvarlarla örüldür. Çünkü insanın cenneti yine her kişinin kendi hikayesi anlatması da yine burada eser bütünleşiyor kendi anlatımıyla. Her insanın cenneti kendi zihni ve kendi çantasıyla olabiliyor ve bu eserdeki kişiler bir soru soracak olursak romanla alakalı mesela kendi cennetine ulaşmışlar mıdır? Cennet Hisar'da yaşıyorlar ama Selahattin Darwin oğlu cennetine ulaştı mı? İşte Fatma cennetini yaşadı mı ki Fatma ölemiyor da. Yani 90 yaşına gelmiş, her şeyin farkında, eski bir evde yaşıyor. Döverek cüce bıraktığı bir kişinin bakımına muhtaç. İşte Metin gayet kardeşlerinden kopuk ve işte bir alkolik abiyle bir solcu ablaya beraber baş ediyorum diğer söylemlerin mevcut eserde. Kişiler dünyasının bize açımladığı çerçevede eser bizi aslında Türkiye sorunlarının o Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in bütün sorunlarına değinerek teğet hepsine değinerek geçtiği bir zaman yaratıyor. Sosyal zamanda Emirhan'ın değinmeye çalıştığı aslında bu sosyal zaman meselesiydi. Aslında oradaki o mesela Faruk Darwinoğlu'nun işte eşinin işte mezarlığa gidiyor babaanne ve eşiyle orada işte oğlum senin pardon Doğan'ın eşinin Gül Darwinoğlu'nun ondan da bahsediliyor ama öyle işte 3 çocuk verdi ama işte zayıftı, çelimsizdi, oğlum seni sevdi işte gibi cümleleri var. Aslında kadına bakış olarak da son kediler içindir merak cümlesinden hareketle yaparsak kadına bakış tam anlamıyla ataerkil düzenin eleştirisiyle beraber eserde yer alıyor. Yani hep erkek egomanik bir dünyada kadının adından yok olduğunu. Fatma ile evli ama hiçbir şekilde ilk başta gerçi Selahattin Darwinoğlu'yla Fatma'nın evliliği güzel gidiyor. Hatta ona heyecanlarından bahsediyor. Öyle bir ansiklopedi yazacağım ki işte kimse Allah'a inanmayacak. Her şeyi bilinle açıklayacağım diyor. Ve bu çerçevede de kadının birinci kişiden daha sonra ihanetle ikinci kişiye daha sonra önemsememeyi bunun da sebebinin kişinin kendini gerçekleştirememiş olmasıyla kaynaklıyor. Mesela oğul, torunu da kendini gerçekleştiremiyor Faruk. Yani Metin de kendini gerçekleştiremiyor. Nilgün zaten hiçbir şekilde sol zihniyetini yaşayamadan, yaşadığını yani aktifleştiremeden yazar anlatıcı tarafından sessizleştirilerek yok oluyor. Bu çerçevede baktığımız zaman Sessiz Ev romanın birkaç alıntı okuyacağım size burada. Mesela diyor ki Selahattin Darwinoğlu işte halka rağmen halk için bunu yazacağım diye ve bu düşüncenin temelinde kendisi olduğunu söylüyor. İşte diyor ki korkunç şark boyun eğişini bu çocuğa asla öğretmeyeceğim. Onun eğitimiyle birlikte uğraşacağız. Onu özgür bir insan olarak yetiştireceğiz. Bu oğlu olduktan sonra Fatma ile olan konuşmasında geçiyor. Doktor Selahattin'in bana şeyi hatırlatıyor. İşte Tevfik'in Halil'in Amentüs'ünü hatırlatıyor buradan baktığımız zaman. İşte bilime git ya da Promete'yi hatırlıyor. Bilimin ışığında yürü. Bu çerçevede de işte dinden ya da yaşadığı toplumdan soyutlanmış kendi inancına göre bir dünya kurup ona da
ait bir terk yetiştirme derdinde. Fakat Doğan tabii ki öyle olmuyor oğlu. Oğlu da kaymakamlıktan istifa ediyor. İşte hatta annesi ki vali olabilirdin diye serzenişlerde bulunuyor. Genç yaşta o da vefat ediyor. Mesela şey diyor yine Selahattin, saat kaç Recep? Bütün millet uyuyor, bütün doğu uyuyor. Ah istediğim gibi bir kadınım olsaydı, lanet memleket, hepsi boşuna, şu ciltleri bir bitirebilseydim. Bakın burada işte bu sesa, işte bu ihtimaller, işte geneldeki söyleme bu, bunu yapabilseydim, işte şu piyangoyu tutturabilseydim, işte şu ansiklopediyi bitirebilseydim ya da işte şu kadınla evlenebilseydim, zengin olabilseydim gibi cümleler eserin bütün tematik altyapısını oluşturuyor, zeminini oluşturuyor. Bu çerçevede de ben Fahri konuşmacı olarak Sümeyye'nin baba ve sessiz evle alakalı birkaç cümle sürmesini isterim hocam ama değil mi Sümeyye? Bize bu baba ilişkisi ve sessiz ev ilişkisiyle, sessiz evdeki baba figürüyle ilgili birkaç şey söylemek ister misin? Çok kısa olabilir, çok ayrıntıya girmeden. Tamam. Daha tezini savunmadı biliyorsun. Tamam hocam. Evet, evet. Teşekkür ederim hocam, Emre hocam söz verdiğiniz için. Evet, tez şu an henüz sunulmadı. Söyleyebilirim, babanın yani aslında meselenin sessiz evdeki babalık algısının Tanrı'yla bağlantılı olduğunu söyleyebilirim. Bunu söylerken de şunu ifade etmek istiyorum. Çünkü her toplantıda mevzu Tanrı Baba'ya geliyor. Ben böyle biraz başörtülü misyoner konumunda oldum. Artık İncil'den ya da farklı kaynaklardan veriyorum kaynak. Ama şunu söylemem gerekir ki baba algısını Hristiyanlıktaki baba algısından bahsederek söylüyoruz. Çünkü İslami referansta zaten Tanrı'nın baba olarak görünümü söz konusu değil. Ama Hristiyan kaynakları özellikle İznik Konsili'nden sonra bunu tamamen kabul edip baba, oğul, kutsal ruh ve üçlüğün birliği olarak birleştirdikleri için Tanrı baba görünümündeki söylemlerin hepsini Hristiyan metinlerinin İncil kaynaklı olduğunu da ifade etmek istiyorum. Sessiz evdeki de nitekim öyle. Bir Tanrı sorgulaması var. Devlet kaynaklı özellikle. Çünkü Selahattin'in bir yerden sürgün edilmesinin temelindeki nedeni Tanrı ile olan bağlantısızlığı olarak görülüyor. Selahattin Tanrı'ya inanmıyor çünkü Tanrı onu evrene, aynı Sartre'ın dediği gibi evrene fırlatmış ve bir daha ona sahip çıkmamış. Nitekim devletti. Çünkü biz babanın görünümleri olarak birinci babayı Tanrı, ondan sonra devleti, sonra fiziksel babayı görüyoruz. Dolayısıyla onu sürgün eden devlet, öldürülen bir tanrının sonucu, görünümü. Ve onun arayışı da tamamen iktidar ve otorite olmak üzerine, iktidar ve otoritenin en temel kaynağı yine Tanrı'ya gittiği için. Bu bağlantı kaynağında da babasızlık, yani tanrısızlık üzerine kurulmuş bir metin olduğunu düşünüyorum ben. Sizin bunun üzerine. Tanrı ile olan bağlantısızlık, yani ilk baba ile bağlantısızlık da bir soya çekim şeklinde Selahattin'den Doğan'a, Doğan'dan kendi çocuklarına sürüp giden bir hal alıyor. Böyle kısaca üstten bir örüntülemiş olayım. Nitekim işte metin içerisinde simgesel Tanrı var, öldürülen Tanrı'nın yerine geçme var. Kitapta zaten Tanrı olma durumu ifade ediyor. Hatta sayfa 55'teydi. Tanrısal şeyin ortak bir ciddi olduğunu ben olduğumu anlayacaktım diyor. Çünkü Tanrı olmak istiyor. Eğer Tanrı olursa büyük gücü elinde bulunduracağını düşünüyorum. Hani babayla ilgili bu kadar söylemiş olayım. Ama şey zayıf kadın imajına katılmıyorum Fatma için. Çünkü aslında zayıf bir kadın, evet, babasından kaynaklı zayıf, işte beklemek, durmak gibi durumlara alıştırılmış, sen evleneceksin bununla, tamam, boyun ediyor ve evleniyor. Ama ondan sonraki süreçte Fatma tam bir dişil tanrı Selahattin'in için. Çünkü o ona sahip olamadığı için başka bir kadına, bu fiziksel olarak değil, zihinsel olarak sahip olamadığı, inançlı bir kadın olması dolayısıyla da onu kendi Tanrı yoktur'a ikna edemediği için
başka bir kadının arayışına daha zayıf, hizmetçi gibi kendi himayesinde olan bir kadının elini alıyor. Dolayısıyla zayıf bir kadın imajının çizdirdiğini kesinlikle eserde düşünmüyorum. Belki Ceylan için de bu söylenemez ama Ceylan da siyasal olarak herkesten daha sivri olan bir noktada. O da aslında çok özgür bir fikre sahip. Bu nedenle ben kadınların aksine güçlü, hatta birinin tanrı konumuna, dişil bir tanrı konumuna eriştirildiğini düşünüyorum. Zayıf kadınlar olarak da görmüyorum. Hani böyle kısaca... aslında söylemeye çalıştığımız şey şuydu. Emirhan'ın da başlattığı ve benim devam ettiğim şey. Kadının böyle algılandığının imajı var. O karakterlerin güçsüz olduğunu söylemedim. Yani hatta dedim ya kraliçe benim için babaannem evet, diye. Evet, çünkü evet. Şey diyor. Eşi için hani doktor, herkesten saygı gören bir doktorken bile daha eserin başında ben bir çocukla evlenmişim diyor. Bir çocukmuş diyor. Evlendiğim adam bir çocukmuş. Ben bir çocukla evlenmişim diyor. Mesela ansiklopedi yıkması da o güçlü karakterini gösteriyor. Yakıyor ve yok ediyor bütün tarihim. Bu çerçevede baktığımızda kişilerin bir soru da gelmiş bu arada. Onunla bağlantılı olacak aynı zamanda Barış Hakan Karayavuz. Orhan Pamuk romanlarını yüzleştirme romanları olarak değerlendirebilir miyiz? Yüzleştirme derken neyi kastettiğinizi anlayamadım Barış. Yani neyi yüzleştirme romanı? Kendisiyle mi, tarihle mi, Türkiye'yle mi yoksa kişilerin birbiriyle yüzleşmesi mi, hesaplaşma mı? Sessiz Ev'de bir yüzleşme söz konusu değil. Genellikle böyle kişilerin birbirleriyle diyalogları pek söz konusu değil. Kendi yaşanmışlıkları ve kendi düşüncelerini bilinç akışı tekniğiyle anlatım söz konusu. Yüzleştirme romanları ne demek? Toplumsal yüzleşme. Buyurun hocam, sayın hocam. Buyurun. Burada hemen böyle bir parantez açıp size şöyle bir katkıda bulunabilirim. Yüzleşme sadece dışsal durumlarla olmaz. Hani toplumsal yüzleşme dedi arkadaşımız ama mesela yüzleşmenin ana nesnesi sembol düzleminde aynadır ve dolayısıyla asıl yüzleşme kişinin kendisiyledir. Bu eserde evet bir yüzleşme var. Toplumsal anlamda olanı çok daha görünür ama görünmeyeni bireylerin kendileriyle yüzleşmesi. Az önce hani Sümeyye'nin söylediği işte Selahattin Tanrı olmak istiyor. Ama işte eşi de babaanne de tanrı, bir dişil tanrı. Dolayısıyla tanrının en önemli vasfı nedir? Hükmetmektir. Her ikisi de aslında kendi aynalarında o hükmetme üzerine bir hikaye oluşturuyorlar. Bu çarpıştığı noktada da karşımıza işte bu metnin de vaktinden örnek verdiniz siz. Diyaloglaşma dediğimiz o durum ortaya çıkıyor. Yani metnin aslında biçimsel örgüsünün geri planında da o diyaloglaşma var ki bu çoğul anlatıcının sebebi, kişilerin iç seslerinin sebebi, herkesin konuştuğu, hiç susmadığı ama hiç sesin duyulmadığı bir eser. Bakın yani aslında çığlıklar var, haykırışlar var, nefret var, isyan var ama bunların hiçbirinin sesi duyulmuyor, fiziksel anlamda duyulmuyor. Ama genel anlamda da bakınca söz devam edeyim mi Emrah hocam yoksa tabii sonra en son mu devam edeyim? Yok hocam buyurun hocam zaten konularımız bu şekilde ilerleyecekti. Çok tamam. Güzel oluşan. Şöyle mesela eserde sessiz ev hani hep isim içerik diyorum ya. Bakın evin karşılıklarına bakalım hemen. Mesela başlar diyor ya hani ruhumuz bir oturma yeridir. Evler, odalar sürekli anımsayarak bizim kendi içimizde oturmamızı öğretir bize. Şimdi buradaki karakterlere bakıyoruz hiçbiri yer edinemiyor ve kendi içinde oturamıyor. Yani tutunamıyor. Hani Prometheus örneğiniz çok güzeldi Fikret üzerinden. Tutunamadıkları için de ev bir ocağa yani yaşatan, var eden ateşe dönüşmüyor. Yakan ve yok eden bir ateşe dönüyor ve bu yakan ve yok eden ateş de bakıyoruz ki metnin içerisinde aslında sürekli tekrar ediliyor. Neyle? Ölüm temasıyla ve bir ölüyle. Çünkü Selahattin bu romanda yaşamıyor zaten. Ölü. Yani bakın önemli karakterlerden biri ve ölü. Ve bu noktada özellikle ölü ilişkiler
işte karı koca arasında ölü ilişki var, kardeşler arasında ölü ilişki var, işte sevgilisi diye gittiği kadınla ölü ilişkisi var, Tanrı ile ilişkisi ölü, siyasi düşünceyle ilişkiler ölü. Yani insanlar bir şeylere tutunmak istiyorlar, işte fikirlere ya da işte etiğe bazen bakıyorsunuz, teolojiye, bilime, ama hiçbirine gerçek anlamda tutunamayınca, yani oturamayınca, yer edinemeyince de ne oluyor? Bir parçalanma meydana geliyor. Bu da ben bu romanı böyle zihnimde hep tanımlarken şey diyorum. Temellendirilmeyen düşünceler ve yaşanmayan duygular. Hiçbir şey temellenmiyor. Kökü yok. Bir köksüzlük durumu söz konusu. Karnaval ortamı var. Metinde işte cüce var, babaanne var, bir ölü var. Bir sağcı var, bir solcu var. İşte tabii ki o siyasi ortam, o yanlış algılamalar. Bu arada özellikle dikkat edin. Hiç kimse savunduğu görüşü gerçek anlamda benimsemiyor. Buna Selahattin de, babaanne de tam anlamıyla değil. Sadece onu öne çıkararak kendilerini bir nevi maskeliyorlar. Bunun dışında özellikle yine bir sembolün altını çizmek istiyorum. Mesela bir ansiklopedi hazırlıyor. Şimdi ansiklopedinin sembol düzlemindeki karşılığı nedir? Hem bütün hem parça. Her bir bölüm aslında tek başına bir bütündür. Ama hepsi bir araya gelince de bir bütündür. Şimdi sessiz evdeki insanlara bakın. Bir araya gelince aile gibi. Ama aslında her biri tek tek ayrı birer hikaye. Ayrı bir durum. Bu da bizi dolayısıyla hani şeyde geçiyordu galiba. Rabelais mıydı? Yanlış telaffuz evet, ediyorsam hocam. Düzeltin. Ne diyordu? Diyaloğun bağlamları sınırsızdır. Direkt oraya götürüyor. Bakın bağlamlar sınırsız. Ve aynı zamanda da bağlamlar birbirinden, bu eser için söylüyorum, tamamen kopuk diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Özür diliyorum. Böyle hemen araya daldım. Evet. Yok hocam, çok güzel açıkladınız. Özellikle ansiklopedi sembolünün parça ve bütüne oluşması tam anlamıyla bence özetledi ama ben hocam toplumsal yüzleşme bireyselleşmeden mi başlar diye sormuş Barış Arkan. Evet, tam anlamıyla oradan başlıyor ama zaten toplumlaşamıyoruz. Burada bireyler hocamın da dediği gibi bir türlü bütünleyemiyorlar kendi benliklerini ve gerçekleşemiyorlar. Gerçekleşmedikleri için de yok oluyorlar. Ölümle ilgili hocam altını çizerken bir alıntı var. Şimdi bir gün öldükten sonra mesela işte eve getiriliyor. Eczacı Kemal ve eşi var. Şöyle bir cümle kullanıyorlar. İşte bir dakika hocam, bulacağım hemen. Recep kim yaptı işte? Faşist. Devrimci misin sen? Evet diyor bir gün. Sonra da işte dövülüyor, öldürülüyor falan. Recep diyor ki daha sonra bir gün eve geldikten sonra, ben anladım ama kimseye söylemedim ölüm sözünü. Eczacı Kemal Bey'in karısı söyledi ölüm sözünü. Yani ölümü anlatırken ölüm sözünü diyor mesela. Öldüğünü anladım demiyor. Onu bir fiil olarak görmüyor, bir eylem olarak ya da bir gerçekleşmiş bir şey. Dediğiniz gibi ölüyle başladığı için tüm hikaye aslında. Hala ölme eylemini, ölme durumunu ölüm sözü olarak ifade ediyor. Bu da benim altını çizdiğim yerden bir tanesiydi. Ben anladım ama söylemedim. Zaten Recep babaanneyle yaşıyor. Babaanne çoktan ölmüş aslında. Bütün istekleri, hevesleri, bütün arzuları, bütün gerçekleştirmek istediği her şey. Ama onunla yaşamaya devam ediyor. Bence onun da öldüğünü anlamış, ölüm sözünü. Ama söylememiş. Söylemiyor da her gün kalkıyor, kravatını takıyor, kahvaltıyı hazırlıyor ve geri geliyor. Hatta Recep kahvaltı hazırlarken de böyle bir kitabın panoramasını çiziyor. Bir paragrafta diyor ki, bölümün başlığı, kaçıncı bölüm olduğunu şu an unuttum, 7. olabilir, 7 ya da 8. bölümde. Recep kahvaltı hazırlıyor, bölümün başlığı bu. Kalktım, kravatımı taktım, kahvaltıyı hazırladım. Faruk içiyordu, Nilgün denize gidiyordu, işte Metin'in kaçta geldiğine haberim yoktu gibi bütün kişilerin panoramasını aslında bir paragrafta bize anlatıyor. Bence cüce olmasına rağmen, dayak yemesine rağmen, aidiyeti hiçbir şekilde olmamasına rağmen en yine umut dolu kişinin Recep olduğunu düşünüyorum romanda. Hayatın bütün yükünü sırtlamış bedenine rağmen. Bu çerçevede Sessiz Ev romanını
Hocam, Bahti'nin kuramlarında işte bu heterogresya denilen çok dillilik kuramı üzerinden bir okuması söz konusu. Aynı zamanda karnaval romanı üzerinden siz bahsettiğiniz okunması söz konusu. Ve tabii ki anlatıcı eksene çok seslilikle yine. Bu çok dillilik de mesela siyasi bir dil var. İşte, işte genç bir dil var. Babaannenin kullandığı bir dil var. Recep'in kullandığı bir hizmet dili var. Bu çok dillilik de yine bütün kişilerin düzleminde mevcut. Zaten Emre Hocam, hani karnavalın genel olarak karşılığı aslında bir eleştiri ve ya daha doğrusu ironik bir eleştiri ve dolayısıyla da bir yıkma eylemi. Yani burada da bakıyoruz ki aslında herkes Selahattin'de, babaannede, diğerleri de diğer varoluşları işte kavram olarak, düzlem olarak yıkmayı istiyorlar. Hem eleştiriyorlar, hem dışlıyorlar, hem de yıkmak istiyorlar. Evet. Bu da oradaki o diyaloğu ortaya çıkarıyor. Barış Bey'di galiba. Onun yüzleşme sorusunu da biraz açımlayalım aslında. Yüzleşme kavramını tematik düzlemdeki aslında bireysel ve toplumsal iki aşaması var. Bireysel aşamada bunu çoğullaştırdığınız takdirde ve bütün toplumu içine aldığında da zaten toplumsal olacak. Yüzleşme devreye girdiği andan itibaren kişinin ilk eylemi kendini tanımlama çabasıdır. Yani ben kimim, neyim, ne yapıyorum, nereye gidiyorum, hedeflerim ne, neye benziyorum? Hani bir yüzleşme söz konusuysa ya da şimdiye kadar ne yaptım? Bu yaptıklarımın diğerleriyle ilişkilerimdeki yansımaları ne? Şimdi bütün bunları sorguladığı noktadan itibaren yüzleşme gerçekleştiğinde kişi aslında kendi kendini dışsallaştıracağı için, yani yatsıyacağı için de ne yapacak? O eleştiri, ironik bir parçalanmayı, çok böyle şizoid değilse bile bir parçalanmayı da beraberinde getirecek. Ve bu bölünmeyle birlikte kendi ötekisini görecek. Aslında yüzleşme kişinin kendi ötekisini görmesi demek. Ve o ötekiyi gördükten sonraki aşama ise, hani bir tanımlama söz konusuysa, bu kez bunu ya düzeltmeye çalışacak, yani kendi oluşa doğru bir yolculuk, ya da ikinci seçenek, olduğu gibi bunu kökleştirip ya da temellendirip yabancılaşmaya doğru devam etmek. Yani orada aslında o ilk adım bu anlamıyla önemli. Yani yüzleşebilmek. Çünkü herkes yüzleşemez. Hani ne diyordu Necip Fazıl? Aynalar yüzü, bakmayın yüzüme diktik. Şimdi aynanın bakma eylemini birinci anlamıyla gerçekleştirmesi söz konusu değil. Aslında orada aynada gördüğü kendi ötekisinin bakışından bahsediyor. İşte tutuklandık, işte kelepçelendik, tutuklandık diye, yanlış söylüyorum galiba mısrayı, devam ediyor. Yani aynada kendi ötekisi tarafından ve kendi eylemleri tarafından tutuklanma durumu devreye giriyor ki burada bakıyoruz ki Selahattin reddederek başlıyor hayatına. Reddettikçe o reddettikleri üzerinden de bir red tüneli ya da ne deniyor şimdiki adıyla, böyle kulesi oluşturuyor. Ve bu kule bir süre sonra kendi çocuklarına, eşine, kendine, kendi yaşadığı çevreye, ait olduğu inanca, ait olduğu devlete dönük bütün bağlantılarını da koparıyor. Yani kendi aslında kendi engelini oluşturuyor. Buradaki bütün karakterler de öyle, dikkat edin. Kendi engellerini oluşturuyorlar. Kendilerine birer kafes ya da işte hücre, bir şey oluşturuyorlar. Neyle? Birisi diyor sağcıyım, biri diyor solcuyum, biri diyor faşistim, öbürü diyor kapitalistim, biri diyor ki dindarım, öbürü diyor ki ezilmişim, işte Recep karakteri. Hani ezildim de işte kambur oldum da dayak yedim de ya da işte genetik miras gibi görünse de aslında geri planında annenin yanlışının çocuğa fiziksel anlamda geçmesi durumu. Çünkü anne bir yanlış yapıyor, annenin yaptığı yanlış, dolayısıyla yarım kalmış bedensel anlamda bir kişi dünyaya geliyor ve o yarım kalan kişi kendisini yarım bırakana hizmet ediyor. Yani buradan nereye kadar gidebiliriz? Stockholm sendromuna kadar gideriz. Yani oraya kadar bile gidebiliriz. Sonuçta çünkü
majozist bir eğilim devreye giriyor. Sadizm var metnin içerisinde çok ciddi bir şekilde. Kişiler hem kendilerine bu anlamda bir değerlendirme yapıyorlar. Bir şey yazdılar galiba. Yazar kendi yüzleşmesini yazarak mı gerçekleştirir diyor hocam. Yüzleşmeden devam ediyor Barış Bey. Evet, zaten yani yazarların eserlerini oluşturma sebepleri önce kendileriyle sonra da bizimle, okurla iletişim kurmaktır. Ve bütün metinler, edebi eserlerin büyük bir çoğunluğu bu yüzleşmeyi hedefler. Çünkü biz orada kendimizi ve kendi ötekimizi ya da kendi eksiğimizi görürüz aslında karakterler aracılığıyla. Doğru algıladığımız takdirde de hayatımızı düzenleyebiliriz. Doğru algılamazsak karşımıza çıkan kaosları aşamayabiliriz. O yüzden edebiyatın böyle iyileştirici ve tamamlayıcı bir etkisi var. Biz şanslı bir ekibiz o anlamda. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Bu şekilde hocam sizin özetlediğiniz gibi aslında romanın kişileri, işte bu polifoni dediğimiz çok seslilik ya da heterografi dediğimiz çok dillilik ya karnaval dediğimiz şeyde ölüm ve doğum aynı çerçevede. Yani ölümler var ama işte torunlar geliyor mesela, yaşamı devam ettiğini gösteriyor. Övgüler var ve hemen yanında yergiler var. Mesela işte övgü ne derseniz işte ansiklopedi yazmak, işte ne bileyim işte o bilime, bu aslında övülen ve altı doldurulmaya çalışılan bir meta iken, daha sonra direkt işte ansiklopedinin yakılması, yıkılması, boş işler uğraşıyor, dinsiz doktor, ona gidip olunmaz, tedavi olunmaz söylemleri yok ediliyor. Hepsi bir arada ve tahttan indirme var. Yani karnaval romanının başlı özelliklerinden bir tanesi, yani tahta birisi var, oynuyor, diğeri çıkamıyor. Nasıl bir iktidar oyunları söz konusu, güce sahip olma durumu söz konusu. Sümeyye'nin söylediği gibi tanrı ve dişi tanrının birbiriyle olan ilişkisi. Bu çerçeve çok katmanlı yapısıyla Sessiz Ev, bence ben daha kayıt başlamadan önce görüşürken Burak'la da Cevdet Bey ve oğullarından sonra basılan Sessiz Ev'in çok biz olduğunu düşünürüm Orhan Pamuk romanında. İlk iki romanının. Beyaz Kale'de yine aynı şekildedir. Ama bu iki romanın daha aileden, işte birey, aile ve toplum üçgenin çerçevesinde birçok şeyin altını çizdiğini, örneklediğini bu okumalarda da görmüş olduk. Bu şekilde başka herhangi bir katkısı olan, sorusu olan varsa devam etmek isteriz. Aslında yoksa söyleyeceklerimiz bizim şimdilik bu kadar. Ben şöyle bir alıntı var Cale Parladın, diyor ki içinde mutsuz fısıltıların dolaştığı, kimsenin kimseyle doğru dürüst konuşmadığı bu sessiz ev cennet hisardadır ama evin içindekiler için bir cehenneme döneceği romanın daha başında üst katta yaşayan babaannenin, Selahattin Darvın oğlunun, dul karısının iç konuşmalarıyla bildirilir. Aslında bu noktada yolun başında iki arkadaşımız var ya, Emrah Hocam. Evet. Hem Serap için hem Emirhan için bu eserin kendilerindeki karşılığını, bu okumalarla çıkarımlarını böyle bize birkaç cümleyle özetlesinler. Yani bir başlık attınız ama ben bu eser aracılığıyla şu 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 eserleri bir araya getirdim, şu 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 durumları tespit ettim, farklı şeyler gördüm ya da şuna da mı dikkat etmeliyiz gibi, hani onlara da bir rehberlik edebiliriz diye düşünüyorum. Değil mi? Tabii ki hocam. Evet sevgili Emirhan, senle başlayalım. Hocam şimdi bu eser aslında okurken bizi, Emre Hoca'nın dediği gibi biz olduğumuzu anlatıyor. Çok hissettiriyor bana kalırsa. Bana kalırsa burada bu eser ülkemizde hala devam eden mesela kadın erkek eşitliği üzerinden vurguladığı o eşitsizliği, kadının susturma çabasını daha farklı bir boyuttan bakmamıza da bana kalırsa imkan tanıyor. Mesela bir de Selahattin Darvinoğlu sürekli kadını, işte Fatma'yı hanım olarak görmüyor ama bir yandan da ansiklopedisini basmak için onun mücevherlerine ihtiyaç duyuyor mesela. Burada da hala o kadının her zaman her yerde bir ihtiyaç olduğunu, yani sadece bu maddi olarak değil manevi olarak bir ihtiyaç olduğunu da buradan bana kalırsa bir çıkarım, bir ders yapabiliriz. Evet. Evet Serap'cığım. Miran arkadaşımızın dediklerine katılıyorum hocam. Aynı zamanda politik olarak bir esere daha çok bakmamız gerektiğini vurguladı. Ben okurken politik olarak daha çok bakmaya çalıştım kitaba ama mekan olarak
çok bahsetmedim gerçi ama politik olarak daha çok diğer kitaplara göre daha fazlaydı. Ya mesela Doğu Batı çatışması çok yoğun bir şekilde, hani doğulu evlere ve doğulu eşyalara sırtını dönmek, batılı. Ya bu da aslında Orhan Pamuk'un birçok eserinde başkasının giysisini, başkasının eşyasını bir maske gibi böyle kullanma üzerinden bir eleştiri getiriyor biliyorsunuz. Ya da işte diyelim ki evleri yıkıyoruz, işte Kara Kitap'ta vardı hatırlayın, apartman yapıyoruz. İşte evimizin mobilyalarını değiştiriyoruz, eşyalarını değiştiriyoruz üzerinden. Ya da yine Kara Kitap'taydı yanılmıyorsam, orada işte bize benzeyen mankenlerin mahzene atılıp bize benzemeyen mankenlerin mağazalardaki mankenlerden bahsediyorum. Vitrin mankenlerinden, cansız mankenlerden. Onların bir pazarlama tekniğine dönüştürülmesi eleştirisi de var. Yani eserin içerisinde aslında yine Fatma Hanım'ın galiba 15 ya da 16. sayfalardaydı. Bir zamanlar hani dünya diyor güzel bir yerdi. Çocuktum, aptaldım. Galiba şey pencerelerimi, panjurları kapadım, sürgüyü çektim. Dünya orada kalsın. Şimdi aslında o içe kapanma durumu üzerinden de bir kaçış. Yani sessizlik bu eserdeki bütün karakterlerin kaçış mekanı sevgili Serap. Yani sessizliğe kaçıyorlar ve sessizlik bir süre sonra 90 yaşına gelmiş onun zamansal ve mekansal anlamda içine kaçtığı ve içinde batıp yok olduğu bir yok edici ne diyelim işte bataklığa dönüşüyor. Çırpındıkça başka bir şey yapıyorsunuz ve yaptıkça daha çok batıp etrafa da başkalarını da içine çekiyorsunuz. İşte Selahattin Fatma'yı çekiyor, Fatma Recep'i çekiyor, diğer çocuklarını çekiyor, torunlarını çekiyor, ansiklopediyi, bilimi çekiyor, dini çekiyor, her şeyi o bataklığa çekiyorlar. Niye? Kendilerine ait olan cenneti reddettikleri için. Bunun adı ev olsun, bunun adı doğu olsun, bunun adı Türk bilimi olsun, yani ne olursa olsun ya da inanç sistemi olsun, onu reddettikleri için diye düşünüyorum. Ve Orhan Pamuk bu noktada da ciddi bir eleştiri yapıyor ki hem doğu faşizmi hem komünizmi aynı anda eleştiriyor. Ederseniz. Evet, onların da sesini bulmadığı belki de en böyle objektif olduğu eserlerden biri genelde, çünkü daha sonrasında çok objektif kalmayacak biliyorsunuz. Öyle hocam. Mesela şey, burada Doğu'nun uyuduğunu söylüyor. Diğer eserlerinde Doğu'yu yok sayabiliyor. Öyle bir kültürün olmadığını veya yok olması gerektiğini de söyleyebiliyor. Ama mesela burada Doğu'nun uyuduğunu işte... Ama bir şeye yok diyorsanız bile varlığını kabul ediyorsunuz. İşte ya da mesela şu kelime de benim için bir alt çizilmesi gereken. O yüzden dedim ya, iki kitabı benim için biraz daha Orhan Pamuk'u biz olduğunu düşünüyorum. Mesela boyun eğiş diyor mesela. Doğu'nun boyun eğişini. Bir güce karşı boyun eğdiğini, kalkmadığını, uyuduğunu bu şekilde tasvir ediyor. Yani onunla Doğu'nun da sessiz olduğunu söylüyor. Sizin dediğiniz gibi. Yani ve pencereler kapalı mesela. Sürekli evet. Perdeler, pencereler kapalı. Hani bu uyuma biraz hani başka başka şeylerle de tamamlanıyor. Biz bu anlamda da hani gözlerimizi kapatmamız yine bir perde indi denir ya. Hani bir kişinin algılayamaması, fark edememesi, görememesi, perdelerin inmesi şeklinde bir mecazi söylemi vardı. O da yine metnin içerisinde kullanılıyor. Yani kişilerin gözleri fiziksel anlamda görüyor. Pencereleri var ama hepsi kapalı. Doğu bu anlamda o kapanma üzerinden de sorgulanıyor ki benzer bir durum Cevdet Bey ve oğullarında da biliyorsunuz eleştiriliyordu. Doğu'nun fark edememesi ve kendi iç dinamiklerini kullanamaması üzerinden. Evet. Yine Barış... Teşekkür edip susayım ben en iyisi. Evet, sustum. Barış Bey de şey söylemiş, estağfurullah hocam, çok güzeldi. Orhan Pamuk okumalarında Oğuz Atay'ı çok hissediyorum. Neden acaba? Özellikle de Veba Gecelerinde. Yani Veba Gecelerinde Oğuz Atay'ın... Veba Geceleri bütünsel bir roman. Oğuz Atay'ın romanları bilmem, bu kişisel bir yorum gerçi de. Şahsen ben hissetmedim açıkçası yani okurken. Ama Oğuz Atay gibi bir kalemle etkilenmemek Türk Edebiyatı için tabii ki zordur. Orhan Pamuk da büyük bir kalem. Ama olay örgüsü, biçimleme, roman kuramı anlamında Oğuz Atay ve Orhan Pamuk'un bence çok aynı çizgide ben yürütmem açıkçası.
Tamamen farklı kulvarlarda gitmelerine rağmen aslında benzer konuları eleştiriyorlar. Ama eleştirdikleri konular sadece ortak ki bu bütün yazarlar, bütün şairler için geçerli. Ama anlatım teknikleri, biçimsel özellikleri, bütün bunların tamamı farklı. Ama hani tutunamayanları Orha ya da genel anlamda Oğuz Atay'ı, başka bir eserde Orhan Pamuk'un işte Kara Kitabı, bir başka eserde Tanpınar'ı, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü, eğer biraz hakimseniz izlerini görürsünüz, aslında gördüğünüz iz konudur. Onunla ilgili. Konu çünkü aynı konu. Hep aynı konu ve aynı tema üzerinden anlatılıyor. İletişimsizlik, yabancılaşma, değerlere bağlı olmama durumu üzerinden anlatılıyor ve bunu hepsi aynı şeyleri anlattığı için sanki aynı şeyi anlatıyormuş gibi bazen aynı çizgiye getiriyor ama aynı konuyu farklı biçimlerde ve tamamen özgün bir şekilde estetik bir formda yeniden kurguluyorlar. Ayrı ayrı değerlendirmek gerek. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Ve başka sorusu olan var mı acaba? Ya da katkı? Burak Hocam burada, Gülşah Hocam, Fatih Hocam, Elif Hocam vardır bence katkı. Hakan Hocam. Yok mudur? Ne bileyim, mesela okuyan kişiler bize norm karakter hangisidir diye sorabilir. Benim aklımda öyle sorular vardı. Başka kişi buysa. Ya Selahattin Darvinoğlu mesela şimdi diyelim başka kişi mi diyeceğiz ya da Fatma Hanım'a başka kişi diyeceğiz. Ya açıkçası benim bizim yapı incelememizle alakalı sesli romanıyla hem anlatıcı, tamam çoğul anlatıcı diyoruz işte vesaire, onlar tamam da bakış açısı da tamam ama mesela kişiler düzleminde baş kişi ve şey, Murat Belge şey diyor bu roman için, her kişinin kendi hikayesini anlatma gücü aynı zamanda okura da onu yorumlama ve onu hissetme olanağı tanıyor diyor. Mesela işte her karakter kendi bölümünü kendisi anlatıyor. Ansiklopedi bölümü gibi. Oradan da ya hocam ben ondan çok etkilendim şu an, o yüzden oradan kopamıyorum bir türlü. Bütün ve parça meselesinden. İşte o her kişinin bunu yazması, sanki Murat Belge mesela bunlar tek bir başka kişi var diyemeyiz diyor mesela. Hani işte ne bileyim işte, okuduğum tedavide bir Emrah'cığım, türlü demiyorlar. Emrah'cığım burada bu alanın uzmanı var. Burak Hoca cevap versin. Ben sordum hocam da. Estağfurullah hocam. Ben önce şunu söylemek istiyorum. Müsaadenizle. Tabii Murat Belge öyle söylemiş olabilir ama ben her eserde bir tane baş kişi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü herkesin hayatının baş kişisi kendisidir. Doğal olarak kurgusal eserlerde de bir tane baş kişi olması gerekir diye düşünüyorum. Birden fazla baş kişi mümkün değildir. Şimdi yayından önce biz Emrah Hoca ile bir müzakere etmiştik. Aslında oradaki sorum da şuradan hareketteydi. Eserin isim içerik düzleme çerçevesinde acaba aynı Bergji Krist'in Çöp Masallarında olduğu gibi bunu da acaba baş kişisini sessiz ev olarak alabilir miyiz diye böyle bir fikir uyanmıştı. Tabii öyle bir çalışma okuduğumu hatırlıyorum Burak Hocam. Öyle mi hocam? Sessiz ev romanın karakterlerinden biridir gibi bir değerlendirme vardı. Evet. Yani açıkçası şöyle düşünüyorum bir taraftan. Bütün ortaklıklar ev paydasında birleşiyor. Yani her ne kadar bir babaanne figürü olsa da bir paylaşım içerisine genelde girmiyorlar ya da onu tam merkeze koyduğumuzda bu sefer Hasan bir şekilde dışarıda kalıyor. Veya işte o ev aslında insanların kendilerine hem mezar olan, bunu Nilgün karakteri için söylüyorum, hem de o mezarı bizzat oda olarak yaşayan bir babaanne karakteri var. O evde bir hafta geçirilmesi, o evin ilk yapılma aşaması, gelişme aşaması ya da sonrasında işte mezara dönüşme aşamaları hepsi aslında evet bir mekan olarak var. Aynı zamanda o evin geçirdiği süreçleri de biz zihinlerden öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla belki de baş kişi için ev demek daha uygun olabilir diye en azından düşünüyorum.
Evet, bu roman kişisine dönüşen bir mekan diye bir çalışma konusu olabilir. Ama romanlarda, edebi eserlerde, kurgusal metinlerde roman kişi diyorsak eğer, bu bir mekan olmamalı diye ben de katkıda bulunmak istiyorum. Kişi olmalı. Benzer bir çalışmayı yaparken biz, hatırlarsınız belki okumuşsunuzdur, Ayfer Tunç'un Mağara Arkadaşları hikayesini tahlil etmiştik. Orada da mesela Ay Yıldız Apartmanı konuşuyor, tepki veriyor, kişileri uyarıyor ama baş kişi o değildi. Yazardı oradaki baş kişi, çünkü kişi diyoruz ama orada bir norm karakter, hani biz olgusal anlamda mekan tanımlarken diyoruz ya, karakteri tamamlayan, karakteri olumlu anlamda geliştiren, varoluşunu gerçekleştirmesine imkan tanıyan, biraz aslında Ramazan Hoca'nın o olgusal mekan tanımına dönük olarak bir değerlendirme yapılabilir sessiz ev için. Ama bir kişi değil. Hani burada sizin tartışma konunuz Selahattin mi, babaanne mi? Bence babaanne. Çıkardığınız anda bütün hikaye çöküyor çünkü. Yani Fatma Hanım metnin merkez kişisi. Her bir bölüm bir başkasının söylemi üzerinden anlatılıyor ki bu da zaten postmodern metinlerde en çok kullanılan anlatım tekniklerinden biri, çoğul anlatıcı. Çoğul anlatıcı üzerinden Gülşah Hocam bilir, hani aynı şeyi Bilge Karasu da yapıyordu. Çoğul anlatıcıyı kullanıyordu ve çoğul anlatıcıyı kullanmasına rağmen baş kişi yine bir kişi oluyordu. Zaten dikkat ederseniz diğer hepsine ler ekini koyuyoruz biz tanımlarken. Ama baş kişi hep tekil. Çünkü bir kişinin hikayesini anlatmak için diğerlerinin hikayesini de ona eklemliyor. Onu daha netleştirmek adına. Bu kargaşa çünkü ciddi anlamda yapılmış çalışmalarda alanımızda var biliyorsunuz. Biz bir temellendirelim ki en azından bizden sonraki nesiller daha da sağlam ilerlesin diye düşünüyorum arkadaşlar. Öyleyse hocam, söyleşinin başında söylediğim gibi baş kişi babaanne kraliçe demekle. bu arada kraliçe tanımlaması da çok sıkıntılı. Hani kraliçe, hangi kraliçe? Şöyle hocam, var eden ve doğumu sağlayan, aslında dişi tanrı dediğimiz, ben o anlamda kullandım, Sümeyye dişi tanrı dedi. Benim söylemeye çalıştığım şey oydu. Olumlu yani, bir kraliçelik durumu söz konusu değil ya. Değil hocam. Yani yok, dişi tanrıda da aslında olumlu bir tanımlama söz konusu değil. Tanrı'ya yükselen, tanrılaşmaya çalışan ama aslında bunu çoğu zaman felsefe kaynaklarında göreceksiniz, tiranlaşan, yani yok edici tanrı. Var edici tanrı değil, yok edici tanrı. Burada bir, evet, bir kraliçeliği var ama tiran bir kraliçe diye düşünüyorum. Evet hocam. Diğer karakterleri hemen sayın Emre hocam, Norm Kart. Ya da Burak hocam burada, biz niye sayalım? Evet Burak hocam. Yani hocam, topu nasıl atıyorum Emrah, gördüm hocam ama belki hani direkt yazmamıştır diye isim olarak, hani buranın önünde yoktur. Ben başta bir anlatmaya çalıştım. Hani Selahattin ve Fatma örneği üzerinden, işte Doğan var çocukları, kart karakter, Gül kart karakter, işte bence geri kalan tüm eserdeki herkes kart karakter diye düşünüyorum. Bizim aslında konuşmaya başlangıcımız Burak baş kişiyi sessiz ev alabilir miyiz diye sordu. Ben de ona, ben de sana Norm hangisi olur diye soracaktım dedim. Çünkü burada ben değişen ya da dönüşen bir yani Norm başka bir dünya, baş kişiyi de etkileyen bir karakter düzlemi pek göremiyorum hocam. Yani eğer Fatma'ya baş kişi dersek belki Norm'u Selahattin'dir diyeceğim ama Selahattin hiç tek düzey bir karakter. Ya da Nilgün öyle, Metin öyle. Tek boyutlu. Tek boyutlu. Evet. Hani bir değişim olsaydı, olumsuza dönük de bir değişim olsaydı yine evet, değişim derdik. Hiçbir o zaman değişim alabilirdik. Yok. Başlangıçta nelerse evet, sonunda da olur. O yüzden ben evet, o karakter yoktur diye evet, düşündüm. Gerçekten bütün karakterlerinde kart olduğunu düşünüyorum. Mesela Fatma sorgulayarak ve sanki kendi olacakmış gibi başlıyor ama hikayesinin sonunda yabancılaşıyor. Evet. Yani hatta bir, sessizleşiyor yani hocam ilk başta. Evet, içe kapanma. İçe kapanma. Taşlaşma diyorlar. Baş kişi almasaydık güzel bir Norm örneği sunardı bize değil mi hocam? O evet, çok iyi olurdu. Evet. Ama başka bir baş kişi. Romanı bir daha mı yazalım? Nedir bu teklif? Bu teklif bizi nereye götürür? Ne alsak acaba? Siz eve baş kişi alıp Fatma'yı Norm yapalım. Evet. Evet hocam, bu şekilde.
Düşa hocam, Hakan hocam, bu Fatih neredeler? Elif. Teşekkür ediyorum konuşmalarınızdan ötürü, katkılardan dolayı. Benim herhangi bir sorum ya da katkım yok. Teşekkürler. Teşekkür ederiz hocam. Arkadaşlarınızı teşekkür ediyorum. Ben biraz bir şey soracağım ama bir ara bir 10 dakika kaçırdım, orada bahsedilmiş mi bilmiyorum. Darwinoğlu soy ismine takıldım ben de biraz. Selahattin Darwinoğlu. Burada bir aydınlanma eleştirisi var mı? Orhan Pamuk'un böyle bir soy isim takması, isim içerikten de konuşuldu. Ülke hocamız Sessiz Ev'den bahsetti. Ben ona değinecektim ama bir de isim içerik bağlamında bu Darwinoğlu soy ismine değinildi mi? Ben kaçırdım. Onu eğer Emre hocam cevaplayabilirse sevinirim. Zaten Darwinoğlu yani Selahattin, Doktor Selahattin başlığı altında yani dine inanmıyor ve dini yok ettiğini düşünüyor. Bütün değerleri yok ettiğini düşünüyor. İlerlemeyi yok ettiğini, aydınlanmayı engellediğini söylüyor. Hala Darwinizm'den etkilenerek koyulmuş bir soy isim olduğunu düşünüyorum. Açık olduğu için de çok değinmek istemedim. Yani Darwinoğlu. Evet, Charles Darwin'den hani insanın evet, nereden türediğiyle ilgili yani Tanrı'yı yok sayan bir düşünce. Bu da aslında Darwinoğlu'nu çok anlatıyor ya Selahattin'i. Koyu bir pozitivist. Yani olaylara evet, yaklaşım bu şekilde olduğu için bu bakış açısı üzerinden bir adlandırma. Zaten Orhan Pamuk bunu eserlerinde çok yapar. Yani bütün adlandırmalar, kişi adları, soy adları mutlaka bir semboldür. Şey diyor hocam çünkü Recep Doğan getirdiği zaman onları işte ne yaptılar size köyde? Yani tam bir cümleleri tam toparlayamazsam af buyurun. Ne yaptılar size köyde? Zorla namaz mı kıldırdılar? Zorla Allah'a mı inandırdılar? Ah neler çektiniz size köyde? Gibi cümlelerle zaten bunu somutlaştırıyor anlatıcı. Hakan hocam siz bir şey söyleyecektiniz. Buyurun hocam. Yok aslında bir şey bir katkım olmayacaktı. Bir sorum da yok. Çünkü itiraf etmeliyim, hazırlıklı değilim. Romanı tekrar okumam lazımdı. Yoksa. Yüksek sansta bundan seneler evvel biz bu romanı incelemiştik. Oradan hatırlıyorum. Fakat şimdi arkadaşlarımızın hepsini baştan sona dinledim. Hakikaten roman tekrar canlandı böyle. Eksik noktalar falan dolmuş oldu. Çok teşekkür ediyorum. Yani Orhan Pamuk önemli bir romancı. Bana hatırlatmış oldunuz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Öyleyse başka katkı soru yoksa hocam, dilerseniz evet, programımızı, bir yorum söyleşisini, yeni kitap listemiz oluşana kadar ara vereceğiz. Evet. Ekim'de buluşmak üzere. Ekim ayında buluşmak üzere. Kitapla kalın, büyülenin ve büyülendiğiniz her şeyi de bize de iletmeniz dileğiyle diyelim. Evet. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Emrah, Emirhan ve Serap. Biz böylece aslında Büyüyorum Edebiyat Atölyesi'nin bu dönemki son toplantısını yaptık. Ve çok değerli katkılar sundular bize. 14. yılımıza girdik ve bu 14 yıl aslında bizi önemli bir noktaya gitti ve mesela burada Emirhan'ın varlığı da aslında geleceğimiz olduğunun göstergesi. Ona söylediğim anda kabul etti. Yani benimle tanıştığı anda ödevi oldu çocuğun ve tamam dedi. Hemen tamam dedi. Böylece bizim aslında geleceğimizin olduğunun da göstergesi bu. Ben Büyüyorum ekibine, Emrah, Burak, Sümeyye, Gülşah, ekranım üzerinden söylüyorum, Fatih, Elif, çok teşekkür ediyorum. Çünkü kemik ekip bu. Ama bu arada her programda bizleri yalnız bırakmayan, katkılarıyla, varlıklarıyla da bizleri tamamlayan katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Ekim ayında tekrar devam edeceğiz inşallah. Görüşmek üzere.